Merhabalar, Rüzgar Adam kanalından herkese iyi günler diliyorum. Benim adım Serdar Aksoy, Yılkomer, Yıldırımdan Koruma Merkezi Genel Müdürlüğü'nü yürütüyorum. Elektrik mühendisiyim, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum ve üniversiteden mezun olduğum son 12 yıldır Yıldırımdan Korunma üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Bugün sizlere rüzgar santrallerinde yıldırımdan korunma konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Rüzgar Adam kanalına da beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Öncelikle şuradan başlamak gerekirse ülkemizde yıldırım riski oldukça yüksek boyutta. Yani tarihsel verilere baktığımızda son 4 yılda geçmiş yılların 4 katı, 5 katı daha fazla yıldırım almaya başladık. 1 milyon adet yıldırım alırken 4 milyon adet yıldırım alan bir ülke haline geldik ki bu rüzgar santrallerinizin bulunduğu 1500 rakım ve üzerlerinde çok daha fazla sayılara ulaşmaktadır. Yıldırımın sayısı artarken aynı zamanda şiddeti de artıyor. Yani 200 kiloamper, 300 kiloamper, 400 kiloamper yıldırım darbeleri artık bizim için uzak değil. Çok sıklıkla düşen darbeler. Ve koruma önlemlerine baktığımızda aslında çoğu koruma önlemi 100 kiloampere göre dizayn edilmiştir. 400 kiloamperlik bir darbe geldiğinde sizin yatırımınızın nanosaniye mertebesinde yok olması ya da büyük zarar görmesi olağandır. Bundan dolayı biz AIS 62305 standartı kapsamında tesislerimizi doğru korumaya yönlendirmek zorundayız. Rüzgar santralleri yapıları itibariyle risk 1 olarak adlandırılan, yıldırımı çok fazla, çok şiddetli ve çok sayıda alan tesisler olarak dikkat çekerler. Burada bir yıldırım darbesi geldiğinde trafonun yanması, hücrenin yanması, redresörün yanması, elektriksel aksamların, kameraların zarar görmesi olağan olabildiği gibi santralin asıl canını acıtan fiziksel hasar, yani kanat hasarları, türbünün gövdesinde meydana gelen ağır hasarlar ya da santralin idari binasında meydana gelen hasarlar ciddi maddi kayıplara yol açarken maalesef insanların hayatını da kaybetmesine yol açmaktadır. Çünkü yıldırım darbesi 2 kilometre bir uzağa düşse dahi adım gerilimi dediğimiz ya da dokunma gerilimi dediğimiz nedenlerden dolayı canlılara zarar verebilmektedir. Bu nedenle biz konuyu ele aldığımızda 1. yıldırım darbesinin fiziksel etkisi, 2. yıldırım darbesinin mekaniksel olarak oluşturacağı zararlar, 3. elektriksel oluşturacağı zararlar ve 4. canlılar üzerinde oluşturacağı zararlara karşı önlem almak zorundayız. Şimdi ülkemizde yıldırımdan korunma deyince maalesef akla gelen ilk konu aktif paratoner sistemleri. Fakat aktif paratoner sistemleri standartta birebir yer almayan ve gerçekten doğru koruma yaptığı tartışılan sistemler. Bizim tesislerimizi koruyabilmemiz için öncelikle doğru standartlara yönelmemiz lazım ve bu doğru standartın en başında AIS 62305 standartı geliyor. AIS 62305 standartı 4 bölümden oluşur ve bu 4 bölümde risk analizi, fiziksel koruma, elektriksel koruma ve tesisteki canlıların korunması şeklinde detaylı bir analiz yapılmasına imkan verir. Ama burada risk analizi en önemlisidir. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı yıldırım düşmez, aynı karakteristikte düşmez, aynı bölgedeki farklı lokasyonlarda yine aynı yıldırım darbesini almayız. Bundan dolayı biz risk analizine göre tasarımlarımızı yapmamız gerekiyor. Bu risk analizinde en önemli kriter bir rüzgar santralini ele aldığımızda alçak gerilim parafodur sistemlerinin koruma değeridir. Ne dedim az önce? 100 kiloamper değerinde yıldırım çok sık düşmüyor. 200 kiloamper, 300 kiloamper çok olağan darbeler oldu. Siz alçak gerilim parafoduru kullanırken, yani alçak gerilim parafodurları cihazlarımızı koruyan iç yıldırımlık, global adı SPD ya da Search Arrestor olarak adlandırılan sistemlerdir. 25 kiloamper ya da 12,5 kiloamper klasik şehir içinde kullanılan ürünleri kullanırsanız güçlü bir yıldırım geldiğinde o parafodur görev yapamaz ve sizin trafonunuz patlayabilir, röleleriniz yanabilir. Yani tesisiniz durur. Aslında burada cihaz hasarından çok tesisin durması, üretimin durması büyük önem arz eder ve birçok rüzgar santralinde klasik yaşadığımız kameraların yanması, switchlerin yanması ya da SCADA sisteminin yanması çok sık gerçekleşir. Bu nedenle risk analizini parafodur seçiminden başlayarak benim önerim faz başı 200 kiloamper koruyan Strixorb gibi teknolojilerin kullanılması. Strixorb teknolojisi faz başı 200 hatta 400 kiloampere kadar çıkabilen, sisteme inline bağlanabilen, yine 10 yıl sınırsız sayıda sönümleme
ödeme yapma garantisi veren özel teknolojilerdir. Siz sadece varistör ya da gaz deşarj tüplü parafodurlar kullanırsanız santraliniz doğru korunmayacaktır. Dış yıldırımdan korunma sistemine gelirsek, dış yıldırımdan korunma sisteminde dediğim gibi sunumun başında aktif paratonerleri bir kenara atıyoruz, değerlendirmemize almıyoruz şu an için. Bizim ya izoleli pasif sistemlerle koruma açısı yöntemine göre, ya yine izoleli yakalama uçlarıyla yuvarlanan küre metoduna göre ya da yıldırım engelleme sistemi gibi daha teknolojik ürünlerle koruma sağlamamız gerekiyor. Pasif yakalama uçları kullanırsak yıldırımı özellikle çeken sistemler değildir. Yıldırım düşeceği zaman bir koruma açısı oluşturan, darbeyi alan, alıp bunu güvenli bir şekilde toprağa aktaran sistemlerdir. Ve bunu aktarırken de 150 kiloamper yalıtımlı ya da 200 kiloamper yalıtımlı özel izoleli iniş kabloları kullanıp en aşağıda topraklama noktasına eş potansiyele bağlayabilirsiniz. Bu bizim fiziksel olarak koruma yapmamızda izolasyonun önemini, es koruma mesafesinin önemini ortaya çıkarır. Pasif yakalama ucu sistemleri dediğim gibi yıldırım düşmesini engellemez ama yıldırım düşeceği zaman kusursuz bir şekilde görev yapar. Tüm standartta yer alan, Avrupa'da kullanılan, hatta dünyanın tüm genelinde kullanılan sistemlerdir. Yıldırım engelleme sistemleri ise yıldırım düşmesini tamamen bloke eden, kısmi deşarjlarla bulutları rahatlatan sistemlerdir ve yıldırım engelleme sistemlerinde özel izoleli sistem kullanmanıza gerek yoktur. Darbeyi toprağa aktaracak şekilde ürünü monte etmeniz yeterlidir. Burada yıldırım engelleme sisteminin detaylarını yine internet ortamında ya da yılkomer.com'da inceleyebilirsiniz. Bunun yanında eğer ki türbünün trafosu sahanın dışındaysa, yani türbünün içerisinde değil dışarıda bir bina tarzında bir köşkünüz, trafonuz ya da köşkün içinde olmayan açık metal aksam varsa yıldırım burayı hedef alabilir. Ki İzmir'de, Aydın'da bu tarz projelere keşi yıldırım düştükten sonra bizzat keşif yaptım ve direkt hatta Yılkomer'in YouTube sayfasında bu konuyla ilgili rüzgar santraline yıldırım düşmesi diye bir videoda görebilirsiniz. Türbünün üzerine yıldırım düşebilir. Yıldırım düşünce haliyle trafonun üzerine yıldırım düşebilir ve trafonuz zarar görebilir. Görmemesi için bu çöken bulutları rahatlatmak amacıyla koruma açısına göre onları koruyan tripod sistemlerle türbünlerin yanındaki trafoları koruma altına alabilirsiniz. Ve hepsinin eş potansiyelde olmasına, yani topraklamaların bir olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz. Yine aynı şekilde trafonun orta gerilim hattından gelecek darbelere karşı DH sınıfı parafodurlar, alçak gerilim hattından gelecek darbelere karşı RIVOS sistemleriyle önlem almanızı öneriyoruz. Ve en önemli önlemlerden biri de türbünden köşke gelen haberleşme hatlarının 24 volt olabiliyor, 48 volt olabiliyor tip 3 parafodurlarla korunması. Biraz önce dedim ki tüm sistemlerin eş potansiyelde olması lazım ve topraklamaların iyi olması lazım. Bizim aslında şu anlattığım kavramlar 4 temel kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şu elimin altında duran masa gibi düşünün. Bu masanın da 4 bacağı var. Birinci bacak dış yıldırımlık sistemi, ikinci bacak topraklama sistemi, üçüncüsü parafodur sistemi, dördüncüsü de eş potansiyel sistem. Siz bu 4 sistemi sağladığınızda olası yıldırımlara karşı yani çok büyük hasar almazsınız. Sistemlerinizin doğru korunmasını sağlarsınız. En kötü ürünler zarar görebilir ama yine sizin sisteminiz ve tesisiniz ayakta kalır. Ve bu 4 adımın ortasında da insan güvenliği için izoleli sistemlerin kullanılması, adım geriliminin önleminin alınması ve potansiyel sürükleme yapılması oldukça önemlidir. Rüzgar santrallerinde gördüğümüz en büyük eksiklerden biri de idari binaların, yani insan yoğunluğunun, ofis kısmının ya da SCADA sisteminin olduğu idari merkez binaların korumasının genelde çok önemsenmediği ya da yanlış yöntemlerle yapıldığı. Mesela birçok tesiste bir müteahhit ya da işe alan firma klasik paratoner yöntemiyle tesisin üzerine koyup bunu çıplak iletkenle inip eş potansiyelden ayırarak bir paratoner sistemi kurabiliyor ve içeride de çok korumaya önem verilmeyebiliyor. Çünkü türbinler yurt dışından geldiğinde hazır korumalı geliyor ama bizim kendi binamız Türkiye'de yapılanlar çok korumalı olmuyor. Burada olası senaryo genelde şöyle işliyor.
paratoner iyon yayarak yıldırımı çeken bir sistem. Yıldırım düşüyor, izolesiz indiği için tüm binayı endükleyerek inebiliyor. Toprakta eş potansiyel farklılık olduğundan yine geri basıp temel topraklaması ya da pano topraklamalarından binaya giriyor. Binaya giren yıldırım çok büyük bir hızla dolaşıp hem fiziksel hasara hem de elektriksel hasara yol açabiliyor. Bunu engellemenin yolu ana binayı yuvarlanan küre metoduna göre izoleli yakalama uçlarıyla bir koruma kalkanını alıyorsunuz. Yuvarlanan küreden kastım şu, yıldırım sizin için sanal bir toptur. Biz AutoCAD'de proje çizerken bunu bir top gibi düşünürüz. Bu top tenis topu da olabilir, basketbol topu da olabilir. Neye göre? Risk analizine göre. Risk analizi küçük bir tesiste büyük top alarak yakalama uçlarına daha az sayıda kullanırız. Küçük bir tesiste riski büyük ama haliyle yıldırımı küçük olarak algılarsak daha sık yakalama ucu kullanarak yakalama uçlarıyla bu sanal topu havada tutmaya çalışırız ve bunları izoleli bir şekilde indiririz. Yıldırımı çekmeyiz. Aşağıda spark hep sönümleyicilerle eş potansiyeli alır. Tip 1, tip 2, tip 3 parafodurlarla sistemi koruma altına alırız. Tip 1, tip 2, tip 3 parafodur dedim. Bunlar ne derseniz, tip 1 yıldırım koruma, tip 2 şebeke darbesi koruma, tip 3 de hassas korumadır. Bize her zaman yıldırım gelmiyor. Yani biz tek tip 1 koruma yaparak tesisi koruyamayız. Çünkü bir enerji santralinde ya da havai hatların olduğu bir tesiste ani pikler, şebeke darbeleri, gerilim yükselmeleri, alçalmaları, harmonik darbeleri, switching darbeleri bunların hepsi her an bize gelebilir. Bunları da tip 2 ve tip 3 parafodurlarla absorbe edebilirsiniz. Ayrıca tip 3 parafodurları bir ethernet attınız, PoE attınız, switch girişi, telekom hattı girişi, RJ11, RS485 haberleşme modülü gibi haberleşme hatlarında da çok rahat kullanabilirsiniz. Yani bizim amacımız tesisi mevcut yıldırım riskinde doğru korumaya yönlendirerek bu işin unutulması. Yani tesiste yıldırım probleminin yaşanmasını, endişesini duymayı engellemek. Bunun için de aslında teknolojimizin geldiği noktada yıldırımdan korkmamıza ya da yıldırım hasarının bize yavaşlatmasına izin vermememiz lazım. Çünkü bir saat tesisin durması bu ülkenin ekonomisine bir darbe vuracaktır. 5 gün, 1 ay bir kanat hasarında çok daha uzun sürede onarım güçleşebiliyor. O yüzden biz doğru koruma önlemlerini alarak tesisimizi koruma altına alabiliriz. Burada genelde bize gelen sorularda yaptığınız sistemlerde, koruduğunuz sistemlerde bir garanti veriyor musunuz? Ya da tesisi yani bu koruma yapıldığında sigortalamış gibi mi oluyorsunuz gibi sorular geliyor. Bizim yaklaşımımız Yılkomer olarak ya da bir elektrik mühendisi olarak biz bilimin bize imkan tanıdığı ölçülerde tesisi koruyoruz. Ama tabii ki yüksek vaatlerle yani bir tesisi işte milyon dolar sigortalarla hiçbir şekilde bunu sunamıyoruz. Ürünümüz kadar bir garanti sunabiliyoruz. Fakat zaten doğru ürünü kullandığınızda amacımız o tesisin bir daha yıldırımdan zarar görmemesi ve en kötü ürünün zarar görmesi olduğundan dolayı da içimiz bu noktada rahat. Yani biz gereken önlemleri alıyoruz ve periyodik kontrollerini yapıyoruz. Periyodik kontrolden kastım da parafodurların sürekli izlenmesi gerekiyor. Renk atabilir, yani üzerlerindeki yeşil renk kırmızıya dönebilir. Bu parafodurun darbe alıp zarar gördüğü anlamına gelir, değiştirmeniz lazım. Ya da fiziksel hasar olabilir yakalama uçlarında. Topraklamaları kopabilir, topraklama değerleri yükselebilir. Bunların hep her yıl periyodik ölçümlerinin yanında sahaya her çıkıldığında fiziksel kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Yani kontrolle birlikte gördüğünüz aksaklıkları anında giderirseniz tesisiniz uzun ömürlü olarak korunacaktır. Peki ülkemizin bundan sonraki yıldırımdan korunma riski ne olacak derseniz bir kere küresel ısınmadan dolayı bu kümülüs bulutlarının süper hücre dediğimiz modeli, daha önce ülkemizde görülmeyen bulutlar çok sık ülkemizde görülmeye başlandı. İstanbul'da bile bir günde, bir saatte 6000 adet yıldırımın düştüğüne şahit olduk.
Ve 14-15 Haziran tarihlerinde burada National Geographic dergisi de buna bir haber yaptı, bir atlas yayınladı. Ülkemiz geneline 155 bin yıldırım düştü 2 günde. Ve yine örnek verirsem Eskişehir Kütahya bölgesinde bu 14-15 Haziran tarihlerinde 2 günde 14.553 yıldırım düştü. Ve bu 14.553 yıldırımın en üstü 289 kiloamperdi. Ve bizzat keşfe gittiğim orada bir güneş santralinde 47 megawatt invertör bir anda zarar gördü. Yani küresel ısınmadan dolayı biz bu yıldırım riskiyle daha fazla karşılaşacağız. Yıldırım konusu hayatımıza daha fazla girecek. Hepinizin dikkatini çekiyordur. Haberlerde İstanbul Boğazı'ndan görüntüler verilir. Çok fazla yıldırım düştü. Yani İstanbul çok yüksek bir yerde değil. Yani şehrin göbeğine 6000-7000 yıldırım düşebiliyorsa sizlerin rüzgar santrallerine çok fazla yıldırım kısa sürede düşebilir. Bu yüzden doğru önlem almak için geç kalmamanızı öneriyorum. Ve bu konuda risk analizi yaptırarak doğru uzmanlarla sağınızı korumanızı öneririm. Evet, rüzgarla kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Thank you.